Kangallar yılda iki defa çiftleşir ve gebelik süreleri 58 ila 63 gün arasında değişmektedir. Dişi kangallar ilk doğumda maksimum 3, sonraki doğumlarda ise 10 yavruya kadar doğurabilmektedir. Bu köpekler birçok ülkeye ihraç edilmektedir. İhraç edilen Afrika ülkelerinin bazılarında hayvan sürülerini sırtlanlardan, çıtalardan ve birçok yırtıcı hayvandan korumak için kullanılmaktadır. Kangallar bir zamanlar Çin'e de ihraç edilmiştir. Fakat Çinlilerin kangalları kesip yemek yaptığı öğrenilmiş ve ihraç durdurulmuştur. Bu köpekler evde beslemeye uygun değildir. Bu köpeklerin yuvası uçsuz bucaksız arazilerdir. Ömürleri ise yaklaşık 10 yıldır. Uçsuz bucaksız arazileri seven kangalların bu özellikleri büyük olasılıkla soylarının Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından gelmiş olmasıdır. Bu köpekler büyük Türk göçleri esnasında Türkistan'dan Anadolu'ya getirilmişlerdir. Kangalların kafaları iridir. Dişleri uzun ve çeneleri çok güçlüdür. Ağız ve burun kısmı siyahtır. Gözleri ise genellikle kahverengidir. Kangalların boyları 60 ila 85 cm arasında değişmektedir. Kiloları ise 40 ila 70 kilogram arasında değişir. Erkek ve dişi kangalların boy ve kiloları farklılık gösterir. Genellikle dişiler erkeklere göre daha kısa ve zayıftır. Bu köpeklerin göğüs genişlikleri ise ortalama 30 cm'dir. Kangalların vücut ısıları 38-39 derecedir. 1 dakikada minimum 10, maksimum 40 kez solunum yaparlar. Nabız atışları da 70 ile 130 arasında değişmektedir. Kangalların sahipleriyle aralarında çok güçlü bir bağ oluşur. Bu nedenle eğitimi esnasında sert davranılmamalıdır. Bu köpekler kurt boğabilme özelliğine sahip nadir köpeklerdendir. Bundan dolayı genellikle çoban köpeği ya da bekçi köpeği olarak adlandırılmaktadır. Kangallar sahiplerine büyük önem verirler. Onlar için bir kurtla, domuzla, ayıyla ve birçok yırtıcı hayvanla mücadele edebilecek kadar da cesurdurlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.